Samsun'un Atakum ilçesi Nişantaşı Caddesi'ndeki rampa kar yağışı sonrası buz tuttu. Birkaç dakika arayla peş peşe iki kaza yaşandı. Peki buzlu yollarda sürücüler araç kullanırken nelere dikkat etmeli? İşte cevabı. Aslında kar ve yağmurda ve kötü hava şartlarında oluşan bu kazaların temel sebebi bu yollara hazırlıklı olmayan araçlarla yola çıkan sürücüler diyebiliriz. Yol buz pistine döndü. Yokuş aşağı hızla gelen araçlar duramadı. Ardı ardına kaza yaptı. Peş peşe yaşanan kazalarda facia kıl payı atlatıldı. Herhangi bir kaymaya karşı fren kullanmayacaklar. Ani fren hareketlerinden kaçınacaklar. Ani direksiyon hareketlerinden kaçınacaklar. Tabii ki ani gaz da vermemiş olacaklar araçlarına. Görüntüler Samsun'un Atakum ilçesinde kayda geçti. Sürücüler Nişantaşı Caddesi'ndeki rampada zor anlar yaşadı. Önce bir otomobil sürücüsü buz pistine dönen yolda kontrolünü kaybetti. Aracımız kaymaya başladığı andan itibaren eğer arkadan kayma, yani aracın arkası kayıyorsa, bakın bu çok önemli, kayma yönüne doğru küçük direksiyon hamleleriyle yola çevirebilirler sürücüler. Kaza yapan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. Çocuklar da aracın etrafında toplandı. İlk kazadan dakikalar sonra aynı yerde bu kez başka bir otomobil hızla geldi. Buz pistine dönen yolda duramadı, kalabalığın arasına daldı. Neyse ki bir kadının uyarısıyla herkes kaçmayı başardı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ancak onlar da zor anlar yaşadı. Buzda kayan ambulans itfaiye aracına böyle çarptı. İzliyoruz. Evet. Bu olacaktı ve oldu. Evet, bu olacaktı ve oldu. Kışa hazırlıklı araçlar ve kış lastiklerini de mutlaka kullanmaları gerekiyor. Güzergah belirlemeleri çok önemli. Meteorolojiyi takip etmeleri çok önemli. Tek teselli, kazalarda can kaybının yaşanmaması oldu. Ne yapıyorsun sen?